Değerli Bigam Basitleri, hoş geldiniz. Basın mensupları öncelikle. Hoş bulduk başkanım. Nasılsınız? Teşekkür ederiz başkanım. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Başkanım, Ankara'ya gittiniz. Gümüşçay Belediyesi ile ilgili, yani Gümüşçay ile ilgili bir projeler var mıydı? Görüşmeler yapıldı mı? Neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet, Ankara'ya bir ziyarette bulundum. Partimizin 101. yılında 40 yaş altı belediye başkanlarını özel olarak davet ederek gittim. Ailemle beraber gittim. Anıtkabir'de bir ilk başta programımız başladı. Ondan sonraki süreçte genel başkanımızla beraber mezarlıkları, eski genel başkanlarımızı, mezarlıkları ziyaret ettik. Arkasından İsmet İnönü'nün Pembe Köşkü'nü ziyaret ettik, müzesini. Ondan sonraki süreçte kendisiyle vakit geçirdik. Biraz sohbet etme zamanımız oldu genel başkanımızla. Gümüşçay'ı anlattık. Gümüşçay'ın sorunlarını ayaküstü konuşmasak da Gümüşçay için bir bilgi verdim kendisine. Gümüşçay'ı davet ettim kendisine. Önümüzdeki haftalarda da meclis açıldığından dolayı kendisine grup toplantısına gidip kendisiyle birebir hem yapacağımız projelerle ilgili hazırladığımız dosyaları hem de kendisininle beraber bir kahve içme fırsatı olacak genel başkanımızla. Durum bu. Güzeldi Ankara ziyaretimiz. Tekrar Ankara'ya çok gidip geleceğiz. İnşallah projelerimizi de onaylatıp kendileriyle güzel bir işbirliği yapacağız. Başkanım, geçen gün Ayhan Güler geldi ziyaretinize. Evet. Bu sulama birliği ile ilgili görüşleriniz oldu mu veya konuştunuz mu? Şimdi evet, konuştuk. Öncelikle Ayhan Bey'e ve Biga İlçe Teşkilatı'na teşekkür ederim nazik ziyaretlerinden dolayı. Kendileriyle fikir alışverişi yaptık. Sulama Birliği'yle de ilgili görüştük. Şu anda bize net bir bilgi yok ama kendilerine sorduğumda Sulama Birliği'nin 2025'te Biga'daki Sulama Birliği'ne geçeceğini söylediler. Onunla ilgili ama bize gelen bir resmi bir yazı yok şu anda belediyeye. Böyle bir durum yok. Başkanım, spor ile ilgili evet. Çok ilgileniyorsunuz. İddialısınız. Evet. Bir de tribün yaptırıyorsunuz oraya gelen misafirler için. Onun için neler söyleyeceksiniz Gümüşçay Spor için? Şimdi Gümüşçay Spor deyince o formayı terleten birisi olarak tüylerim diken diken oluyor. Neden? Gümüşçay Spor için bizim için çok önemli. Gümüşçay için. Bu sene evet iddialı bir kadro kurduk. Başkan Fatih ve yönetimiyle birlikte, Fatih Bey ve yönetimiyle birlikte. Ama şunu söylemeden geçemiyorum. Takımımıza çok destek olanlar var. Hı hı. Hani hem maddi hem manevi olarak en büyük destekçimiz de Muharrem Korkmaz'dır. Kendisine huzurunuzda teşekkür ederim. Her zaman desteklerini, maddi manevi desteklerini hiç bizden esirgemiyorlar. Buna ayrıca de teşekkür etmek istiyorum. Buradaki sanayi kuruluşları olanlar, işte Demko'dur vesaire kişilerden destek görerek biz bu takımı kuruyoruz ve kurduk. Şu anda da çalışmalar devam ediyor takım üzerinde. Metin hocamızla beraber. İnşallah hedeflediğimiz yere gelmek istiyoruz. Evet, iddialıyız ama şampiyon olacağız demiyoruz. Lig uzun bir maraton. Ama şampiyonluklardan en büyük adayı biz diyorum ben de. Tribün konusuna gelirsek, evet, bir eksikliğimiz vardı tribünle ilgili. Özellikle misafir tribün açısından, şeref tribünü olarak. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Devam ediyor inşaat kısmı. İsmini de ilk defa açıklıyorum. Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk şeref tribünü olacak. Öyle düşünüyoruz. Öyle yani. Başkanım, bir de projeleriniz vardı bu evle ilgili. Evet. Bununla ilgili çalışmalarınız var mı? Ankara'yla görüştünüz mü? Şimdi şöyle bir durum var. Daha önceki yönetimin bir toplu konut projesi açıkladığı bir yer vardı. O yer kısmını biz iptal ettik projeyi. Çünkü rağbet görmedi. Hiçbir tane başvuru yok, hiçbir şey yoktu. Biz burasını parsel yapıp arsaya çevirip 400 metrekare olacak şekilde villa tarzında evler yaptırmayı düşünüyoruz ama biz ev kısmına girmeyeceğiz. Sadece arsaları satıp projeyi sunacağız. Ve bunu da ranta çevirmemeleri için de 5 sene içerisinde yapmak şartıyla satacağız arsaları. Böyle bir projemiz var. Bir yandan da küçük bir sanayi, yani burada
küçük olan yerler var işletme olarak diyeyim. İşte demircidir vesairedir, atölyedir. Bir de büyük yer yapacağız kiralık olarak, dükkan olarak. Bunları 7-8 tane veya 5 tane neyse, şimdilik tam net bir şey söyleyemiyorum ama yaparak kiraya verip, satmamak şartıyla kiraya verip belediyeye gelir elde etmek istiyoruz. Böyle de bir projemiz var. Bir projemiz de bir tane Ulaş Açıkgöz Spor Kompleksi diye çayın öbür tarafında bulunan Yazlık Dünsoğan kısmında kafesten bir basket sahamız ve voleybol sahamız vardı. Orası hiç kullanılmıyor. Kötü bir durumda. Biz de bunu projelendirip masaya yatırdık. Nasıl yapabiliriz, nasıl diye. En uygun yoldan çok böyle profesyonel olmasına gerek yok ama üstü kapalı, altı parke döşenebilir şekilde orasını kapalı spor salonu yapabilirsek karşısında okul var, öğrencilerimize, spor kulübüne öğrenci yetiştirmek, topçu yetiştirmek, voleybol kısmına okul da çok önem veriyor. Onunla ilgili birkaç arkadaşımız seçmelere gitti Gümüşşay'dan. Onlar için de avantaj olacak. İnşallah bu projeyi de gerçekleştirmiş bulunmakta oluruz. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Bizleri kabul ettiğiniz için, açıklamalarda bulunduğunuz için başarılarınızın devamını diliyoruz. Bir de şunu sorayım son kez Yasemin Hanım. Buyurun. Panayır olacak mı önümüzdeki sene ve panayır nasıl olacak burada? Bu çok büyük sürpriz. Panayır geleneksel olarak olacak. Bunda sıkıntımız yok. Ama biz bu panayırdan herkesin memnun kaldığını gördük. Gümüşşaylı esnafın, Gümüşşaylı halkın, hatta çevredeki herkesin, Biga'daki vatandaşlarımızın da Gümüşçay nasip olursa her sene geleneksel halde bir panayır olacak ama gelişmiş bir şekilde. Biz ilk yaptığımız panayırda eksiklerimizi gördük. Onları üzerine düzenleyerek daha büyük bir panayır yapmayı hedefliyoruz. Çok Ağustos ayında. Ağustos ayında. Aynen. Tarih daha tam belli değil ama Ağustos ayında. Panayır evet güzeldi. Halk memnun kaldı. Yalnız halkı sizin panayırın girişinde karşılamanız, tek tek misafirlerinizi ağırlamanız da o da ayrı bir güzeldi halk tarafından. Şimdi Yasemin Hanım şöyle bir durum var. Az önce söyledim tribünde de. Tribün yaptırmamızın sebebi adı üstünde şeref tribünü. Onlar bize gelenler misafirimizdir bizim. Panayır'da gelen bütün vatandaşlar benim buraya misafirimdir. O yüzden onları en iyi şekilde ağırlamak isteriz. Aynı şekilde her zaman da aynısını yapacağız. Aynı şekilde geleneksel halde onlar benim misafirim başımın tacıdır. Ses sistemini sormuştuk başkanım geçenlerde de size. Ses sistemi kuracak mısınız buraya? Çünkü çok önemli o ses sistemi. Top sahasında mı? Evet, top sahasında. Evet, onu da şeref tribünü bittikten sonra, orası bittikten sonraki süreçte basına bir yer yapmayı düşünüyoruz. Hem maçlara anlatım için hem ses için. Onu da en kısa zamanda bitirmeyi düşünüyoruz. Projemizin içinde var. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun.